Aşık, hayatını kısaca özetler misin? Özetleyeyim efendim. Ben Şargışla ilçesinin Sivri Alan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişimde annem koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, serttim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda çiçek hastalığından iki gözlerimi kaybettim. Babam rahmetli bir saz bulmuş getirdi. İşte evvel malum köylerde radyo yok, gramofon yok. Bu düğünlere götürürler, eğlenti yerlerine götürürler, ihtibar ederler diye bunu düşünerek bir saz getirmiş, verdi. Ama işte o andan bu ana kadar çalıp söylüyorum. Yaş 75. 75 senelik hayat bir günde, bir saatte, bir senede hatta tükenmez. Yalnız sazı aldım ama Hoca Nasrattin bir gün eline bir saz almış. Dıngır mıngır ediyormuş. Hanımı sormuş. Demiş ki, ne yapıyorsun hoca? Saz çalıyorum demiş. Demiş, yahu onlar çalanlar elini aşağı yukarı götürüp getiriyordu. Sen orayı tuttun, hiç bırakmıyorsun demiş. Onlar benim tuttuğum yeri arıyor demiş. Evet. Şimdi aşık, saz dedin de aklıma geldi. Hayatınla ilgili eserleri okuduğumuz zaman birkaç isminle karşılaşıyoruz. Mesela bunlardan biri Molla Hüseyin. Galiba ilk önce sazı öğrenme konusunda o çok sana yardım etmiş. Sonra bugün türkülerinde söylediğin çam şıkı avazını da Ali Ağa'dan, babanın bostanını kiralayan Ali Ağa'dan öğrenmişsin. Evet. Aşık, gerçekten çok ilginç bir yaşantın var. Ve 75 yılı iki kapılı bir hana sığdırmışsın. İki kapılı bir han dedim, aklıma geldi. Bu konuda senin güzel bir türkün vardır. Zahmet olmazsa onu çalar mısın? Çalayım efendim. Yalnız şurada var ki, o şiirin içinde beliriyor. Yol bir dakika mıktarınca gidiyorum gündüz gece.